Merhaba. Yıllardır böyle okus pokuslarla, abrakadabralarla, kolektif illüzyona maruz bırakılan toplum 31 Mart'ta nihayet gözlerini açtı. Herkes şu anda CHP'ye geçen belediyelerin AKP döneminde nasıl içinin boşaltıldığını, nasıl böyle gırtlağına kadar borca sokulduğunu, avuç içi kadar belediyelerin bile milyonlarca, milyarlarca lira borca sokulduğunu görüyor. Görmek istemeyenler bile artık görüyor yıllardır bir türlü göremeyenler niye şimdi böyle gayet net görüyor biliyor musunuz? Bakın yaşanmış bir örnek anlatayım size. Gazetelerde arka sayfalarda minicik küçücük bir haber olarak yayınlanmıştı. Küçücük bir haberdi ama aslında başımıza gelen her şeyi özetliyordu. Ben not almıştım, hafıza arşivime koymuştum, günü gelince de yazmıştım. Bakın tekrar edeyim bir de buradan anlatayım. Hadise Antalya'da yaşanmıştı. AKP'nin iktidara geldiği yıl 2003 yılında bir efendinin babası rahmetli olmuştu. Rahmetli olan babasından Antalya'da geniş bir arazi miras kalmıştı. Deniz kıyısından beri uzakta bomboş bir tarla. Ama Antalya malum toprağı mimbit yani ne ekersen fışkırıyor. O hanımefendi de hem baba toprağına sahip çıkmak hem de burada üretim yapıp gelir elde etmek için portakal dikmeye karar verdi. Ama tarımla falan alakalı bilgisi yok narinciye üretimiyle falan alakalı bilgisi yoktu. Yanlış bir iş yapmamak için en güvenilir bulduğu, liyakatli bulduğu adrese başvurdu. Neresi? Tarım Bakanlığı'na ait Batı Akdeniz Araştırma Enstitüsü. Oraya başvurdu. Washington cinsi portakal üretmek istiyorum dedi. Parasını ödedi. Arazisini kaplayacak miktarda Washington cinsi portakal fidanları satın aldı. Ailesiyle birlikte kendi elleriyle böyle özenle diktiler ata toprağını, baba mirası toprağı yeşerteceği için çok mutluydu doğal olarak. Diktiği fidanları gururla seyretti. Sulamaya, çapalamaya, işte böyle koruma amaçlı ilaçlamaya başladı falan, gübrelemeye başladı. 2003 yılı geçti, 2004 geçti, 2005 geçti, 2006 geçti, fidanlar büyüyor. Böyle gözü gibi bakmaya devam etti. Fidanlar böyle artık iyiden iyiye boy vermeye başlamıştı. Ağaç yoluna girmişlerdi. Daha bir şevkle tabii mutlulukla sulamaya, çap çapalamaya devam ettiler. Yıllar yılları kovaladı. 2007 geçti, 2008 geçti, 2009 geçti. Çapaladı, suladı. Emeğinin karşılığını almak için sabırla böyle bekledi, bekledi, bekledi. Hem babadan kalma mirasını, toprağını güzelleştirdiğini düşünüyor, hem de geleceğe dair umutlarını yaşatıyordu. Bomboş arazi yemyeşil ağaç dallarıyla böyle dolu cennet gibi bir bahçeye dönüşmüş. Ve nihayet 2010 yılı oldu. Emeklerinin karşılığını alacağı gün geldi. Fidanlar nihayet ağaç oldu, meyve vermeye başladılar. Anam efendi bu baba toprağı miras kaldığında, fidanları satın aldığında 53 yaşındaydı, 60 yaşına gelmişti. Yani bir ömrün bir parçası geçmişti. Fidanlarının büyümesini, ağaç olmasını böyle keyifle izleyerek, çapalayarak, sulayarak, gübreleyerek, sabırla beklerken ömrünün en keyifli 7 yılını geçirmişti. Ve işte şimdi nihayet sıra hasada gelmişti. Onca masraf, onca emek, onca umut, onca sene nihayet karşılığını alacaktı. Bir tüccarla anlaştı, er bahçe sahibi gibi. Tüccarın adamları portakalları toplamak için bahçeye geldiler ki o da ne? <laughs> portakal, portakal da ama Washington değildi kardeşim. Washington portakal değil, çekirdek değildi. Meğer baba mirası toprağına ta yedi sene önce büyük umutlarla yatırım yapmıştı. Kendi elleriyle dikmiş, gözü gibi bakıp büyütmüştü ama meğer T7 sene önce aslında Washington portakalı fidanı yerine Valencia fidanı satmıştı. Evet. Kazıklanmış diye, yani. kandırılmıştı. Devlete, hükümete, Tarım Bakanlığı'na güvenmişti. Yani bu makamlarda oturduklarına göre, millete böyle alenen satış yaptıklarına göre herhalde liyakat sahibi döller diye düşünmüştü maalesef bunlara güvenerek feci şekilde kandırıldığını ve ömrünün 7 senesini boşuna heba ettiğini anca 7 sene sonra anlayabildi. Dedim ya gazetelerin arka sayfalarında küçücük bir haberdi ama Türkiye'nin böyle komple hepimizin başına geleni bundan daha iyi anlatan bir haber yoktur. Sayın halimizin başına aslında o hanımefendinin başına gelenler geldi kandırıldıklarını 22 sene sonra nihayet anladılar. Elbette zararın neresinden önünüze kardır ama ancak yanlış fidanlar ağaç olduktan sonra anladılar. Şimdi haberi açıklanıyor. Şu belediyenin 2 milyar borcu var. Bu belediyenin 500 milyon borcu var. Yok efendim. Merkez Bankası 27,5 milyar lira zarar etti filan. Yanlış fidanlar ağaç olduktan sonra anlaşıldı. Hakikat toparlayarak da olsa hedefine varır. Bazen işte böyle 22 sene sürer ama mutlaka varır. Bakın bir yaşanmış örnek daha vereyim. Bu İstanbul'da yaşandı. Fitnat Hanım 92 yaşındaydı. Şile'de yaşıyordu. Şey pardon Şişli'de özür dilerim Şişli'de e, yaşıyordu. Şeyler konuştu. Bir sabah kapı zili çaldı. Araladı kapıyı. Kravatlı 3 kişi gelmişti. Buyurun evladım dedi. Teyzeciğim biz tencereciyiz dediler. Tencere lazım mı diye sordular. Yani kapıda pazarlama yapılıyor. Fitnat Hanım böyle bir saniye bile düşünmeden içeri buyur et. Malum Türkiye'de kadınlara kardeşim tencere dedin mi akan sular durur. <laughs> bir tencere bir de borcam. Akan sular durur ya. <laughs> Saysam mesela her evde böyle yatak odalarındaki dolaplara falan istiflenmiş halde en az 35 tane tencere 25 tane borcam vardı. Nedendir bilmem yani. Bu tencere almanın sınırı yoktur Türkiye'de. Her evli Türk erkeği hayatı boyunca ortalama iki otomobil tutarında tencere parası ödemiştir. <laughs> Rahmetli annem mesela ya benim sünnetimden kalma tencereleri kullanırdı. Yenilerine kıyamaz değil mi? <laughs> Habere yeni tencere alıp böyle kanepelerin altında biriktirirdi. Kanepelere de sığmadığı için böyle kolilere falan bantlayıp balkona yürüyordu. Rahmetli peder deliriyordu bu tencere meselesine. Annem son dönemde kek kalıbına da kafayı sarmıştı ama tencere tutkusu bambaşkaydı. Nedendir bilmem. Her Türk kadını böyledir. Tencere dedin mi kardeşim, akan sular durur. Neyse, <laughs> Fitnat Hanım bu sihirli kelime, tencere lafını duyar duymaz hemen kapıyı açar, içeri buyurur. Üçlü set gösterirler, üçlü tencere. Derler ki bir alana ikisi bedava derler. Yani birinin parasını ödüyorsun, ikisi avantaya gidiyor. Ya bir koyup üç alıyorsun. <laughs> 92 yaşında Fitnat Hanım sayır sanırsın kardeşim böyle çeyiz düzüyor. Yani. <laughs> Bu teklife bayılır. Hemen alayım diyor. Tiko para ödeyecek çantasını çıkarıyor. Teyzeciğim diyorlar pazarlama sistemimiz gereği nakit ödeme alamıyoruz. En az olacak yavrum? Diyorlar kolay teyzeciğim ya. Koluna giriyorlar notere götürüyor. Yolda anlatıyorlar. Diyorlar ki ödeme için vekalet vermeniz gerekiyor. Ya avanta tencerelerin büyüsüne kapılmış Fitnat Hanım. Ya vekaletle tencere mi olurmuş demiyor. Sevinçle böyle tıpış tıpış gidiyor. Tam imza atılacak. Noter diyor ki bir dakika ya sor. Sağlık raporu getirdiniz midir? Buyurun buradan yakın. Hadi bakalım çıkıyorlar noterden doktora gidiyorlar. Doktoru da bağlamışlar bir yerde. Güya muayene ediyorlar sırtını dinliyorlar falan böyle gözüne gözüne bakıyorlar. Ya 92 yaşındaki Fitnat Hanım'ın e, akli durumunun müsait olduğunu gösteren dümenden raporu verir. Alıyor. Tekrar notere geliyorlar. Basıyorlar imzayı, elini öpüyorlar. Veriyorlar tencereyi eline. Vınto. Fitnat Hanım'ın evinde zaten tencere dolu yani. Yenilerinin böyle paketini bile açmadan usturuplu bir yere kaldırıyor. Aradan bir ay geçiyor. Zırırır, bu defa telefon çalıyor. Buyur evladım. Teyzeciğim evini ne zaman boşaltacaksın diyorsun. soruyor. Telefonun ucundaki adam. Ev. Ne evi diyor ya ne boşaltması? Teyzeciğim diyorlar evini biz aldık. Yani boşalt da boya badana yapıp yerleşelim artık diyor. Fitnat Hanım iki gözü iki çeşme yeğenlerini arayınca böyle avukat mavukat vaziyet anlaşılıyor. Şebekeyi kurmuşlar. Hiç evlenmeyen, çoluğu çocuğu olmayan, sadece uzak akrabaları olan Fitnat Hanım'ın elinden böyle avanta tencere ayaklarıyla evlerin satış ve gayretini aldıkları okul. Şişli'de oturduğu evi, Silivri'deki yazlığı, Çanakkale'deki kooperatif evini sattıkları ortaya çıkıyor. Pencereciler buhar. Bütün gazetelerin birinin sayfalarına haber olmuştu bu iş. Girin lütfen internete, haberler hala orada duruyor. Yani bireysel öykü gibi görünmekle beraber Fitnat Hanım'ın durumu tıpkı Türkiye'ye Yıllarca ne yaptılar? Kapı kapı dolaştılar, Avanta gıda kolisi dağıttılar. Avanta kömür dağıttılar. Avanta tencere tava dağıttılar. Vekaleti bize verin, gerisini merak etmeyin dediler. O vekalette sonra ne yaptılar kardeşim? Memlekette ne liman bıraktılar, ne fabrika bıraktılar. Fitnat Hanım'ın evi gibi oldu memleket. Ne baraj bıraktılar, ne maden bıraktılar. Birer Avanta kolyeye gitti koskoca memleket. Sayın halimizin avanta merakı belediyelerden Merkez Bankası'nın kasasına kadar bütün ülkenin sıfırı tüketmesine sebep oldu. Fitnat Hanım rahmetli oldu. Elinde kala kala sadece iki avanta tencere kalmıştı. Dedim ya, hakikat toparlayarak da olsa hedefine varır. Bazen işte bir ülkenin mahvuna sebep olana kadar fark edilmez ama neticede mutlaka hedefine varır. Şimdi bu belediye melediye kepazeliklerine böyle başımıza 22 yıldır neler geldiğini nihayet idrak etmemizi filan daha aylarca konuşacağız. Her ne kadar iktidarım ben falan dese de AKP'nin artık fiilen ana muhalefet partisi olduğunu, muhalefete düştüğünü anlatmaya devam edeceğiz. Bugün bir parantez açalım. İran-İsrail meselesini konuşalım. Çubuk bakın, sihirli çubuk. İran-İsrail meselesini konuşuyor. Hazır böyle havalarda uçuşan hem müzeler durmuşken çubuklu arkadaşlara bir anlatıyor. Bir de ben anlatayım çubuk. Şimdi lütfen çayınızı kahvenizi alın. Şöyle bir sırtınıza yaslanın. Gözlerinizi kapayın. <laughs> ben size 20 dakikalık bir macera filmi anlatayım. 100 yılı kapsayan 20 dakikalık bir macera filmi. Direksiyondaysanız kenara çekilin lütfen. Boş verip biraz işe geç gidin. <laughs> İzleyip tekrar izleyeceksiniz. Bakın söylemedin demeyin. 2012 yılıydı. İhlas Holding'den TGRT'yi satın alıp ismini böyle Fox TV olarak değiştiren Dünya Medya İmparatoru Rupert Murdoch ATV ile sabaha da almak, satın almak istiyordu. Bu amaçla Ankara'ya gelmişti. Asrın liderimizle buluştu. Baş başa görüştüler. Murdoch bu görüşmenin hatırası olarak asrın liderimize bir kitap hediye etti. The Empty Quarter isimli bir kitap hediye etti. İngilizce'de Empty Quarter denilen kavram aslında Suudi Arabistan'da bir çölün ismi. Rubulhali Çölü. Suudi Arabistan'ın güneyini komple katıyor Yemen'in üstü böyle. Suudi Arabistan'ın altı komple bu Rubul çöl, Rubulhali Çölü. The Empty Quarter deniyor İngilizce. 650 bin kilometre kare büyüklüğünde. Böyle uzunluğu 1000 kilometre, derinliği 500 kilometre. Dünyanın en büyük çölü. Aynı zamanda dünyanın en büyük petrol sahası. Murdoch'un Aslın liderimize hediye ettiği kitabın ismi buydu. The Empty Quarter. Kitabın yazarı kimdi peki? John Philby. İngilizce asıl. Ana gibi Arapça biliyordu. Güya Müslüman oldu. Şeyh Abdullah ismini aldı. Biz Çanakkale'de İngilizlerle boğuşurken Osmanlı'ya isyan bayrağı açan Mekke Şerifi Hüseyin'e yardımcı olması için İngiliz devlet tarafından Arabistan'a gönderilmişti bu arkadaş. Bir yandan bizi sırtımızdan hançerleyen Arapları organize etti. Öbür yandan İngiliz petrol şirketlerine bölgede imtiyaz topladı. Bir yandan da tarihi eserleri bir İngiliz müzelerine sattı. Acayip servet yaptı. İngiltere'ye dönünce siyasete atıldı ama seçilemedi. İkinci Dünya Savaşı'nda Şak saf değiştirdi. Kendi ülkesini satmaya başladı. Çaktırmadan itlere çalıştı. Yakalandı, tutuklandı. Sonra ev hapsine alındı. İkinci Dünya Savaşı bitince İngiltere'yi terk etti. Bu Tayyip Erdoğan'a hediye edilen kitabın yazarı. İngiltere'yi terk etti. Lübnan'a taşındı. Orada kalpten öldü. Beyrut'ta Müslüman mezarlığına gömüldü. Bu casus arkadaşın bir de oğlu vardı. Kim Philby ismi. Kim Philby. O da babası gibi Cambridge'den mezundu. O da sular seller gibi Arapça biliyordu. O da casus. 1947'de yani İkinci Dünya Savaşı bitince konsolosluk sekreteri ayağıyla İstanbul'a indi. İstanbul'da görev yaptı. İstanbul'dan sonra CIA ile MI6'in irtibat subayı olarak Washington'a dahil edildi. Soğuk savaş tarihine asrın casusu olarak geçti. Asrın casusu. Çünkü çift taraflı çalışıyordu. Köstebek Sovyet gizli servisi tarafından devşirilmişti. Moskova'ya bilgi satıyordu. Şüphelenmişlerdi bunlar, takip etmişlerdi. Bir türlü suçüstü yapılamamıştı. Ama kovdular e teşkilattan. O da gitti babası gibi Beyrut'a yerleşti. Güya gazeteci ayağına yatıyordu. Gel zaman git zaman 1961'de Anatoly Golitski isimli KGB subayı ABD'ye iltica etti. Bülbül gibi öttü. İşte bu Kim Philby'nin ipliğini pazara çıkardı. Aranan kanıt nihayet bulunmuştu. İngiliz siciminin böyle boyunda dolanmak üzere olduğunu anlayan bu Kim Philby kanıt bulunmuştu. Beyrut'tan çıktı hemen. Suriye üzerinden Ermenistan'a oradan Rusya'ya kaçtı. Daha önce bir İngiliz bir Amerikalı işinden boşanmıştı. Bu sefer Polonya kökenli bir Rus yazar kadınla evlendi. Hayatı roman oldu. Hollywood'da film oldu. Alkolik oldu. İki defa intihara kalkıştı, beceremedi. 1988'de babası gibi kalpten gitti. Rusya'da gömüldü. Rusya onun hatırasına posta pulu bastı. Asrıncaz. Ölümünden sonra ortaya çıktı ki, İstanbul'a çalıştığı dönemde, Sovyetlerin yine İstanbul Konsolosluğu'nda görevli olan ve İngiltere'ye iltica etmek isteyen biri var, bir KGB subayı. Konstantin Volkov. Bu KGB subayını böyle usta manevralarla bizzat kendi eliyle KGB'ye teslim etmiş. Çünkü Volkov'un çantasında İngiltere'ye gitmek üzere olan Volkov'un çantasında köstebeklerin listesi vardı ve listenin en başında Infilby yazıyor. <laughs> Bu casus arkadaşın kendisi gibi casus olan babasına geri dönersek. Yüzyıl önceye gidiyoruz gene. Suudileri örgütleyen bu John Philby, Irak örgütlemesi işini Gertrude Bell isimli bir kadınla yürütüyor. Gertrude Bell. Gertrude da casus. Oxford mezunuydu İngiliz. Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe dahil şakır şakır yedi lisan biliyordu. Çok güzel bir kadın. Kızıl saçlı, yeşil gözlü, narin yapılıydı. Böyle gören çarpılıyordu. Etrafına ışık saçıyordu. Arkeolog ayaklarıyla bu Mezopotamya'yı karış karış gezdi, aşiretleri örgüttü. 1919'da Paris Konferansı'na delege olarak katıldı. Haritaladı. Kürt, Arap, Türkmen bölgelerini ayırdı bütün Irak. Bugünkü İran sınırlarını elleriyle çizdi. 1924'te Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan İngi Irak sınırı, işte bunun eseri, Gertrude'un eseri. Bir de müsait kral buldu kendine bölgede. John Philbert'in kankası Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ı kukla olarak Irak tahtına oturttu. <laughs> Araplar ona çöl kraliçesi diyor. Hiç evlenmedi. Aşık da aslında. İngiliz bir binbaşıya aşıktı. Dick Willey. İngiliz binbaşı ona aşıktı. Ama talihsizliğe bakın ki binbaşı evliydi gizli gizli mektuplaşıyorlardı, buluşuyorlardı falan filan ama binbaşı işinden boşanmıyordu. Gertrud da bunalıma giriyordu. Meseleyi biz çözdük. Türk milleti olarak biz çözdük yani bu işi. Binbaşı'yı Çanakkale'de vurduk kardeşim. Elif öldü. Aile faciası yaşanmasına gerek kalmadı. Gertrude'un Türk nefreti işte böyle başlamıştı. Sevgilisi biz Türkler tarafından öldürülünce kendini Kahire'ye attı. İngiliz gizli servisinin Arap bürosuna katıldı. Yukarıda özetlediğim böyle işleri, antin kuntin işleri halletmek için Irak'a geçti, uğrağa gönderdiler. Önce bizim kuyumuzu kazdı, sonra kendi başını yedi. 1926'da 58 yaşındayken aşırı dozda uyku hapı aldı, intihar etti. Bağdat'a İngiliz mezarlığına gömüldü. Kendini öldürmeden önce gene böyle arkeolog olarak ayaklarıyla Defalarca Anadolu'ya geldi bizim topraklarımıza geldi. Kadın konusundaki zafiyetimizi gayet iyi biliyordu. Gayet iyi kullandı. Kapıları ardına kadar açtırdı maalesef. Memlekette dört döndü. Ne Diyarbakır bıraktı, ne Adana, ne Konya, ne Kayseri, ne Kapadokya. Cudiye bile çıktı. Kürt köylerini listeledi. Hangi aşiret devletten yanadır? Hangi aşiret ihanete müsaittir? Bunların şeceresini çıkardı nereler kuytudur, nerelerden nerelere geçilir, haritaladı. Mesela bir mektubunda yazıyordu. Zaho kampında konakladım diyor. Bilmiyorum bir yerden hatırlıyor musunuz? Zaho kampında. <laughs> Coğrafya değişmez. Antakya'ya gitti. Karkamış'ta kazı yaptı. Bugün işte ne hale geldiğini gördüğümüz Suriye sınırımızda kiliseleri geziyorum dümeniyle ahalinin etnik kökenini, mezheplerini raporladı. Öldüğünde Kendisinden geriye kendi el yazısıyla 16 tane günlük, 2000'e yakın mektup, 7000 fotoğraf kaldı. Dedim ya, hiç evlenmemişti ama anne sayılırdı. Çünkü manevi oğlum dediği biri vardı. Yarbay Thomas Edward Lawrence. Namı diğer, Arabistanlı Lawrence. Evet. Evlat yetiştirir gibi yetiştirdi onu. Yol gösterdi, akıl hocalarını yaptı. Nüfuslu kişilerle bizzat tanıştırdı. Arabistanlı Lawrence kendisinden 20 yaş büyük olan bu kadın için annemden farksız bildiğim her şeyi ondan öğrendim diyor. Hani bu asrın liderimizle dindar cumhurbaşkanı denilen Abdullah Gül'ü böyle kaldığı oteline ayağına getirtip Ankara'da madalya takan Suudi kralı var ya tam 10 Kasım'da. İşte bu Lawrence'ın Cidde'de yaşadığı evi restore ettirdi. Kapısına da kocaman harflerle bu ev Türklere karşı savaş vermemize yardımcı olan Lawrence'ın karargahıdır diye plaket astı. Hı hı. Neyse. 1953'te henüz 46 yaşındayken motosiklet kazasında öldü bu Sude Arabistanlı Lawrence. Motosiklet kazasında gitti. Lawrence'ın hayatı film oldu. 1962'de vizyona girdi. En iyi yönetmen dahil 7 dalda Oscar kazandı. 7 dal. Suudi Arabistanlı Lawrence. Ancak The End olmadı. Gertrude Bell'in hayatı da film oldu. Çöl Kraliçesi isimli filmde efsane kadın casusu Oscar ödüllü Nicole Kidman canlandı. Çekimleri Fas'ta Cezayir'de bir ürdünde yapıldı. 5000'den fazla figüren kullanıldı. Türkiye'de de gösterildi. Aradan yıllar yıllar geçti. Çöl kraliçesi öldükten, gerçekten öldükten 55 yıl sonra, Arabistanlı Lawrence öldükten 30 yıl sonra, 1980 yılı oldu. 1980. Aynı coğrafya. Irak-İran savaşa tutuştu. Saddam'ın ordusu Rusya, Fransa ve Çin füzeleri kullanıyordu. Hümeyni'nin ordusu da Kuzey Kore ve Çin füzeleri kullanıyor. birbirlerine fırlatıyorlardı. İki tarafta da su, su, gibi petrol vardı böyle. Musluklar şakır şakır para basıyordu, akıyordu ama ABD kovayı dolduramıyordu. E haliyle böyle de olmuyordu tabii. ABD Başkanı Artis Reagan'dı. Reagan'ın başkan yardımcısı ise bir zamanlar CIA Başkanı olan Baba Bush'tu. Saddam'a elçi gönderdi. Dediler ki biz seni çok seviyoruz. Dik duruşunu da çok takdir ediyoruz. Bu İran'a da ideolojik olarak karşıyız. Evet sana yardım edelim dedi. Rahmetli Saddam pek zekiydi yani kabul etti bunu. İtalyan Bankası Banca Nazionale del Lavoro üzerinden kredi verdi. İtalyan Bankası üzerinden kredi verdi Amerika Saddam'a. Öylesine paraya boğdular ki Irak Devleti Amerikan yardımı alan ülkeler sırasında a üçüncülüğe yükseldi. Paraya bak. Saddam'ın kulaklarından bile dolar fışkırıyordu. Elbette hepsi borçtu. Geri ödenecekti. Saddam'ın sırtını sıvazladılar. Dediler ki ya Arkadaşlar arasında paranın lafı olur mu ya? Yeni kuyular açarsın, petrol kıyıları, taksit taksit ödersin dedi. Silah satmaya başladı. Verdikleri parayı kat be kat geri alıyorlar. Aldıkları parayı borç olarak geri veriyorlar. Borç olarak verdikleri parayı silah satarak geri topluyorlar. <laughs> yani kendisini çok zeki zanneden Saddam, halk arasındaki tabirle para aramasına girmişti. Bu böyle tankta topla falan olmayacak dediler. Sana çok daha büyük paralar verelim. Teknoloji öğretelim. Kimyasal ve biyolojik silahlar üret, geliştir. İran'ın kafasını onları at dediler. Ya işi komple bitir dediler. Şahane fikirdi dedi. Kendisini çok akıllı zanneder. Saddam'ın aklına yattı hemen. Ufak ufak üretip böyle İran'a fırlatmaya başladı. İran'a fırlatırken kaşla göz arasında Kürtlerin kafasına da attı. Çünkü Barzani ve Talibani o zamanlar İran'ı destekliyordu. Saddam fırsat bu fırsat dedi. Bunların kafasına da kimyasal füze fırlattı. Çoluk çocuk 5000 bin insan hayatını kaybetti. 5 bin. Yani sonradan işte Biji Obama, Biji Trump falan diye tezahürat yapan Amerikan bayraklı tişörtler giyen peşmergeler aslında bizzat Amerikan füzeleriyle can vermiş. Hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Saddam'ın kimyasal silah kullanmasını kınayan bir karar alınacaktı. ABD ve İngiltere karşı çıktı. Red kullandı. Kimyasal silah falan yok dedi. Olsa bizim haberimiz olurdu. O zamanlar Saddam önemliydi. 5 bin Kürt ölmüş, 55 bin Kürt ölmüş falan. Washington'ı falan umurunda bile değil. Aynı günlerde Şak, Yarbay Oliver North diye bir arkadaşı icat etti. Yarbay Oliver North. İran'a gönderdiler. İran'a ambargo koyuldu Amerika kendi ambargolarını kendileri deldiler. Mollalarda gizli gizli masaya oturdular. Biz aslında sizinle dost olmak istiyoruz. Bu sadlama karşıyız. Geçmişte aramızda yaşananları unutalım, size gizli gizli yardım edelim. Tahran yönetimi düşündü, taşındı, kabul ettiğim. Şah döneminde İran'a satılan Amerikan malı uçakların yedek parçalarını ve Amerikan malı gıcır gıcır füzeleri İsrail şirketi üzerinden İran'a sattılar. Bugün <laughs> diye İran, İsrail falan deniyor. İran yaşası falan deniyor. İsrail üzerinden İran'a sattılar. İran yönetimi Amerikan malı füzeleri, yani İs İsrail üzerinden aldığı Amerikan malı füzeleri Amerikan malı uçaklarla Saddam'ın kafasına attı. Bunların karşılığında hem faiz fiyatlar ödedi, hem de Lübnan'da İzbullah tarafından kaçırılan batılı rehineleri serbest bıraktı. CIA şakır şakır batılı rehineleri İzbullah'tan aldı İran sayesinde. Bir taşla iki kuş vurmuştu CIA. Ye. Dediler ki neden üç kuş vurmayalım ya? İran'dan aldıkları paraları İsviçre ve Panama üzerinden T-Nikaragua'ya götürdü. Demokratik seçimde iş başına gelmiş hükümeti devirmeye çalışan kontrgeriller alay gizli gizli verdiler. Neden gizli gizli verdiler? Çünkü aslında Amerikan Kongresi insanlık suçu işleyen o kontr gerillalara yardım yapılmasını yasaklamıştı. CIA kendi devletinin yasağını deliyordu ya. Bu müthiş operasyonun beyni kimdi biliyor musunuz? Bizim açımızdan tanıdık biriydi. Bir zamanlar Türkiye'yi dizayn eden Dwayne Aldrich'ti. Türkiye'yi dizayn etmişti evet. 1968 ile 73 arasında İstanbul'da ve Ankara'da görev yaptı. 68-73 arasında yaşananları Türkiye'de herkes biliyor. 1981 yılında CIA'in Güney Amerika operasyonlarının başına getirilmişti. Bu Yarbay Oliver North denilen arkadaş, bunun Duey'nin emrindeki subaylardan biriydi. Avucunun içi gibi bildiği Türkiye'yi ikmal durağı olarak kullandı. İsrail ve Kıbrıs Rum kesiminden havalanan San Lucia hava yollarına ait nakliye uçakları Ankara Esenboğa'ya iniyordu. Oradan Tahran'a gidiyor. Sen Lucia denilen T Karayipler'de bir ada ülkesi. Britanya'ya bağlı. <laughs> i̇şte bu Karayip adası ülkesinin nakliye uçakları İsrail ve Kıbrıs üzerinden havalanıyor. Ankara'ya sen oradan Tahran'a gidiyor. İsrail'den Tahran'a gidiyor. Resmi evraklarda petrol kuyusu malzemesi olarak görülüyor ama bildiğim füzey. Aslına bakarsanız Portekiz üzerinden Nijerya uçaklarıyla taşıyacaklardı ama Portekiz dedi ki aman abi beni karıştırmayın dedi. CIA'nın böyle istediği gibi at koşturdu. Türkiye üzerinden taşıdı. İran, Nikaragua bu rezaleti kontra rezaleti ortaya çıkınca Artis Regan tabi artist yani rol kabiliyetini kullandı. Dedi ki ya benim bu casus filminden hiç haberim yok kardeşim dedi. Her şeyi bu şerefsiz Oliver yapmış dedi. <laughs> Amerikan medyası da dedi ki vay şerefsiz Oliver falan manşetleri attı. Oliver North'u yargılıyormuş gibi yaptılar kardeşim. 3 sene falan böyle hapis veriyormuş gibi yaptılar. Onu da temizle bozdular, beraat ettiler. Şu an televizyon yorumculuğu yapıyor Amerika'da. Neticede 1 milyon İranlı öldü. İran. Yarım milyon Iraklı öldü. 150 milyar dolardan fazla yıkım oldu. Belki de en hazin tarafı birbirlerine 8 yıl boyunca füze attılar. İşte 1,5 milyon insan öldü ama İran-Irak sınırının 1 santim bile değişmedi. Geldi. Sonra, sonra CIA dolaylı mekanizmalarla Saddam'ı yeniden fıştıklamaya başladı. Yahu dediler ya sen bütün bu Arap alemini adına İran'la savaştın. Bu Araplar hem gibi mis gibi böyle keyif sürdüler hem de utanmadan Şimdi sana verdikleri borcu geri istiyorlar. Ayıptır bize. Ya. Saddam dedim ya pek zekiydi rahmetli. Gene gaza geldi. Hars diye Kuveyt'e daldı. Kuveyt. ABD'nin tam olarak istediği buydu. Devasa Amerikan ordusu Hars diye geldi Suudi Arabistan'a geldi. Biz gelmezsek bak Saddam sana da dalar dediler. Kral Faysal bütün ülkeyi Amerikan ordusuna teslim etti. Mekke, Medine, Suudi Arabistan, Amerikan ordusu oturdu korumak için. Kuveyt'i işgal edene kadar Saddam'a hiç dokunmadılar. Suudi Arabistan'a komple oturduktan sonra bu işlem bitince Saddam'ın ağzını burnunu karar Kuveyt'ten attılar. 20 günde falan attılar herifi Kuveyt'ten. Amerikan ordusu, Irak ordusunun dörtte üçünü 20 günde imha etti. Yetmedi. Bağdat'ı bombaladılar, o ayalet uçaklığa falan attılarsanız. Irak'ın bütün askeri gücü yok edildi. General Norman Schwarzkopf. 20 günde darmadan etti Irak ordusunu. Saddam gene Irak sınırlarına çekildi. Böylece Amerikan ordusu Suudi Arabistan'dan sonra Kuveyt'e değerli. Robert Booker Bayer. Kısaca Bob olarak tanınıyor. Esrarengiz Bob deniyor. CIA'nin Irak şefiydi. Irak'tan önce Fransa'da, Hindistan'da, Lübnan'da, Sudan'da, Fas'ta, Tacikistan'da, Gine'de, Somali'de görev yapmış. Ana dili seviyesinde Arapça ve Farsça biliyordu. Fransızca, Almanca, Rusça, Çince, Tacikçe konuşuyordu. Bakın anca Belucistan'da duyabileceğiniz Beluşça'yı bile konuşuyordu. Georgetown Üniversitesi ve Kaliforniya Berkeley mezunuydu. 1976'da CIA'ya katılmıştı. Eşi de siyahi ajanıydı, Dayna. Eşi silah uzmanıydı, vurucuydu yani. Saraybosna'da İzbullah hedefine, bir İzbullah hedefine suikast düzenlerken tanışmışlardı. Evlenmişlerdi, çocukları olmamıştı. Pakistan'dan bir kız çocuğunu evlat edinmişlerdi. Bu Esar İngiz Bob, Kuveyt Savaşı'ndan hemen sonra peşmergeleri örgütlen kişiydi. Saddam'ı devirmek için Kuzey Irak'taki Kürt gruplarını örgütlemişti tek tek seçtiği 10 bin civarındaki peşmergeyi aileleriyle birlikte Habur'dan Türkiye'ye soktu. Batman'dan nakliye uçaklarına bindirdi. T Pasifik Okyanusu'ndaki Guam Adası'na yürüdü. Oradaki Amerikan üstünde 2 yıl boyunca eğitildiler. Bazıları özel operasyon bölümü tarafından eğitildi. Yani adı üstünde örtülü operasyonlarda kullanmak için askeri açıdan eğitildiler. Bazıları da Akademik konularda eğitildiler. İşte böyle Merkez Bankası Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, Nüfus Müdürü, Yok Tapu İdaresi, Vergi Dairesi gibi. Yani yakında kurulacak olan Kürdistan'ın bürokrat kadrosunu oluşturmak üzere eğittiler. Guamerge deniyordu bunlara. Guamerge haline eğitildiler. Guam'da yetiştirildi. Bunları sonra yine Türkiye ve Ürdün üzerinden Kuzey Irak'a soktular. Bugün kabaca Kürdistan denilen bölgenin temellerini atan kişi işte bu esrarengiz Bob'tu. Bu operasyon tamamlanınca 2003 yılında biliyorsunuz Amerikan ordusu Irak'a daldı. Komple işgal ettiler. Saddam'ı astılar. <laughs> Irak güya bütün olarak duruyor ama fiilen üçe böldüler. Petrolünü de inek gibi sağıyorlar o günden beri. 2006 yılı oldu. Gene bir film bakın. Siriyana. Sihriyana. Sihriyana filmi vizyona girdi. Başrolünde George Clooney vardı. Senaryosu pek sürükleyici. Yani Amerikan petrol şirketleri, gizli servisler, kökten dinci örgütler ve Orta Doğu hükümetleri arasında dönen dolapları anlatıyor. Suriye'yi böyle kelime olarak Suriye'yi andıran Sihriyana kelimesi Orta Doğu'yu yeniden dizayn etme projesinin yani Büyük Orta Doğu projesinin kod adıydı. Büyük Orta Doğu Projesi kavramı Türkiye'de ilk kez 2004 yılında Asrın Liderimiz tarafından dile getirilmişti. Nasıl olmuştu? O iş hatırlayalım. Başbakan sıfatıyla ABD'ye gitmişti. Yahudi Komitesi'nden böyle cesaret ödülü madalyası almıştı. Bilare Washington'a geçmişti. ABD Başkanı Bush tarafından, ovulmuş Bush tarafından oval ofiste ağırlanmıştı. Türkiye'ye döner dönmez de ABD'nin Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında, Diyarbakır yıldız olacak demişti. Büyük Ortadoğu projesi nedir? Diyarbakır neden yıldız oluyor? Mesela neden Erzurum veya Balıkesir yıldız olmuyor da Diyarbakır yıldız oluyor? Kimse merak etmemiş. Üstelik asrın liderimiz Türkiye, İtalya ve Yemen'in Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanları olduğunu söylemişti. Bu eş başkanlık görevini bizi kim verdi? Hangi yetkiyle verdi? Eş başkanlık için hangi taahhütlerde bulunduk? Türkiye'nin yükümlülükleri nedir? Madem Türkiye Cumhuriyeti böyle bir görev üstlenecek, o halde neden bu iş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına sunulmadı? Kimse merak etmemiş. Siriyana, Büyük Orta Doğu Projesi'nin kod adıydı. George Clooney, bu macera filmindeki rolüyle Oscar ödülü kazandı. <laughs> Oscar kazandı. CIA ajanı Bob Barnes'ı canlandırıyordu filmde. Bob Barnes. Bilmiyorum yani Bob Barnes ismi bize birini hatırlattı mı? <laughs> evet. Filmdeki Bob Barnes karakteri aslında Robert Booker Bayer. Esrarengiz bu. Çünkü Siriyana filminin senaryosu bizzat Robert Booker Baker tarafından 2002 yılında yazılan See No Evil isimli kitaptan uyarlandı kitaptaki ve filmdeki hadiseler Robert Booker Bayer'in Esrarengiz Bob'un hatıralarından oluşur. Büyük Orta Doğu projesinin kod adı, Siriyana filminin ilham kaynağı, Kuzey Irak'taki Kürdistan'ın temellerini atan CIA istasyon şefi Esrarengiz Bob'tur. Hatta 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Türkiye uzmanı sıfatıyla Amerikan CNN International televizyonuna canlı yayın konu olarak davet edilen ilk kişi kimdi biliyor musunuz? 15 Temmuz yiz. Robert Bayer'di. <laughs> 15 Temmuz'un kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. O televizyonda, o yayında. Birkaç ay önce Türkiye'de olduğunu, darbe ihtimali olmadığını söyledi. Söz konusu darbe girişiminin tuhaf olduğunu, profesyonelce yapılmadığını söyledi. Mesela en önce internetin kesilmesi lazımdı. İnternet niye kesilmedi? Bu Esrarengiz Engiz Bop'un dünyada büyük ilgi uyandıran bir başka kitabı daha var. The Devil We Know. Suriye'deki iç savaş başlamadan hemen önce, 2008 yılında yazmıştı. Ne anlatıyordu bu kitapta? Bu kitapta yeni Orta Doğu'yu dizayn etmek için 3 seçenekten söz ediyor. 3 seçenek. Biri uzlaşma, anlaşma. Diğeri kuşatma askeri. Peki ya üçüncü seçenek? Üçüncü seçenekte kelimesi kelimesine şunları söylüyor. Yeni Orta Doğu'yu kurabilmenin tek yolu geniş çaplı mezhep ve etnik köken savaşını tetiklemekten geçiyor diyor. Niye biz Amerikalılar ölelim? Bırakalım Müslümanlar kendi aralarında birbirlerini öldürsünler Evet. Niye biz öyle bırakalım birbirlerini öldürsün hadi. Suriye Savaşı'ndan hemen önce söylüyor. Bu sınırlar diyor 1916 yılında İngilizler ve Fransızlar tarafından bölgeyi paylaşmak için çizildi. Nil Nehri ve Dicle arasındaki bu sınırlar suni ve keyfi şekilde yaratıldı. Bu sınırları artık korumak için sebep yok diyor. Bu şablon Gel rutbelleri anlattı ki o şablondan bahsediyor. Bu şablon Irak'ta zaten delindi diyor. Bölge etnik temeller üzerinden parçalanmalı diyor. Kulaklarınıza inanamadığınıza eminim ama doğrudur diyor. Siriyana'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nin kod adı olan Siriyana'nın yazarı açık açık niye biz ölelim? Bırakalım birbirlerini öldürsünler, biz de masa başında sınırları yeniden çizelim diyordu. Kitabında var mı? Türkiye'de de var bu kitap. Kendini dünya lideri zannederken, kendini başrolde zannederken, Oscar ödüllü senaryolarda figüran olmak işte böyle azim bir duygudur maalesef. Bu çubuklu arkadaşlar kadar iyi anlatamadık ama <laughs> idare edin. Ben. Cümleden ayrıldı çubuklar dilerim. <laughs> bu filmi <de> bu kadar. <laughs> Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen abone olanlar arasında çekiliş yapacağım. Yani hatırın için seyrettik ama çubuk olmayınca tam olarak anlaşılmıyor diyen dört talihli izleyicime bu sihirli çubuklardan birer tane hediye edeceğim. Bak yayına başladığından beri istiyorsanız o gün geldi. <laughs> bu çubuklardan birer tane hediye edeceğim. Seyrederken böyle çubuklarla da seyredersiniz. Daha bilgilendirici. Yarın sabah görüşmek üzere. <laughs> Eyvallah.